Herkese merhabalar. Mardin Artuk Üniversitesi tarafından düzenlenen Yenilenebilir Enerji Çalıştayı'nın yeni oturumunda biz Günder ve panelistlerimizle birlikte sizlere eşlik edeceğiz. 21. yüzyılda güneş enerjisinin hayatımıza getireceği yeniliklere konuşacağız. Burada çok kıymetli konuklarım var. Hemen kendilerini sizlere takdim etmek isterim. Ama öncelikle kendimi de tanıtayım. Günder Genel Sekreteri Esen Erkan. Aynı zamanda enerji muhabiri olarak yaklaşık 12 yıldır sektöre hizmet sunmaya çalışıyorum. Panelistlerimiz arasında çok değerli isimler var bugün. Öncelikle GTC Yönetim Kurulu Başkanı ve Günder Yönetim Kurulu üyemiz aynı zamanda Sayın Çiğdem Vesen hanımefendi bizlerle. TÜRSEF İş Geliştirme Müdürü Sayın Selen İnal bizlerle. T-Dinamik Enerji AŞ Enerji Depolama Bölümü Direktörümüz Doçent Doktor Sayın Muhsin Bazman bizlerle. Bugün panelimizde çok çeşitli alanlarda güneş enerji sektörünü konuşacağız. Biraz Türkiye'den, dünyadan güneş enerji sektörünü ne noktalara geldiğini anlatacağız. Biraz teknoloji boyutuna bakacağız, işin depolama kısmını konuşacağız. Finansman olmazsa olmaz bir konu. Nasıl daha iyi finansmanlarla, kredilerle bu işleri çoğaltabiliriz? Ve elbette ki işin yerli üretim, teknolojik panel üretim boyutunu konuşacağız. Tüm bunlar için konuklarımızdan ilk olarak Çiğdem Hanım'la birlikte isterseniz panelimizi başlayalım. Fotovoltaik güneş modüllerinde gelişen son teknolojileri ve tüm detayları Çiğdem Hanım'dan alalım. Merhabalar Çiğdem Hanım, buyurunuz. Merhaba Esen Hanım. Çok teşekkür ediyorum bana yardımcınız için. Ben GTC'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Komitesi Başkanıyım. GTC ve tüm üreticiler, tüm panel üreticileri adına bugün gelişen, ilk modülde gelişen teknolojilerin üzerinden geçeceğim. 15 yıl var, o yüzden geçmiş teknolojilere çok fazla zaman ayırmayacağım. Daha çok tekten konuşmayı tercih ediyorum. Müsaadenizle ilk önce bir ekran paylaşımı yapmak istiyorum. Çok kısa olarak GTC'yi tanıtayım. GTC 2013'ten beri bir ARGE merkezi olarak Adıyaman'da panel üretimi yapmakta. Başından beri cam cam çift yüzlü güneş paneli yapıyoruz. Bu standart modülden daha farklı bir ürün. Biz 2013'ten beri bu ürünü geliştirme çalışıyoruz. Ve şu anda Türkiye'de modelimiz 2026 senesine kadar bu konuda bir faydalı modelimiz var. Dünyada da 2,5 milim ve altı camlardan ilk seri imalada ve ilk olarak laminasyonda numune sertifikadan geçebilecek şekilde üretabrikayız. Laminasyon konusunda çok ciddi bir birikimimiz var. 1,6 milimden 12 milime kadar değişik kalınlıklardaki camları modül hale getirebiliyoruz. Bunları niye anlatıyorum? Çünkü genelde piyasada hep bir standart ürün var ve güneş paneli uygulamalarının da yalnızca o standart ürünün ufağı ya da büyüğü, yani ebatları değişerek kullanılacağını düşünen çok büyük bir tüketici kitlesi var. Halbuki güneş panelleri camı kullandığınız her alanda rahatlıkla kullanılabilir, rahatlıkla binalara entegre olabilir, arazilerde, çatılarda, bina cephelerinde, barajlarda son derece rahatlıkla kullanılabilecek bir ürün. Güneş enerjisinin ileriki yıllarda yaşamımızın en beklenmedik anda
karşımıza çıkacağını ve her tarafı kapsayacağını bugünden görmenizi gerçekten hayal etmenizi istiyorum. Adıyaman'daki GTC fabrikamızda bu anlamda başından beri gerçek uğraşı vermekte. Biz bu yıl 2021'de çok mutluyuz. Çünkü Niğdebor'da da bugüne kadar ithal ettiğimiz güneş hücrelerini yapmaya başlıyoruz. O fabrikamızı tamamladık. Adıyaman'da yaptığımız çift yüzlü güneş panellerinin çift yüzlü güneş hücrelerini de artık Niğdebor'da hem üretimi hem de teknolojisi tarafımıza ait olarak, yani biz buna yerli üretim ve milli üretim diyoruz teknoloji tarafına, bunu üretiyor olacağız. Bu bizim için ayrıca büyük bir gurur meselesi. Şimdi son gelinen aşamada modül teknolojilerine ve güneş hücresi teknolojilerine bakarsak, zaten çoğu zaman güneş hücresi teknolojilerinin güneş modülleri teknolojisini de belirlediğini görüyoruz. Son 5 yılda piyasa polisilikondan tekrar monosilikona döndü ve monosilikondaki PERC uygulaması güneş hücrelerinin verimini yükseltti. Bu mono PERC güneş hücrelerine tek bir teknoloji olarak baktığımızda, ki doğrusu budur, şu anda seri üretimde güneş hücrelerinin en fazla 22,5 verimde üretildiğini görüyoruz. Bu da modül bazında verimin 19,8 ile 20,5 bantında olduğunu bize işaret ediyor. Bu şu anda ekranda gördüğünüz grafik ITRPV'nin 2020 raporundan alınmış bir grafik. Gördüğümüz gelişme aynı monoperk teknolojisinde hücrelerin büyümesi. Burada M2 dediğimiz hücreler eski 156-75 boyutlarındaki hücreler, G1 158-75 boyundaki hücreler, M4 dediğimiz 161.7 boyutunda hücre, M6 ise daha büyük 166 boyutundaki hücre. Hücreler büyüyor çünkü endüstri burada iki şeyi keşfetti. Birincisi, hücreler büyüdükçe hücrelerin maliyeti göreceli olarak az da olsa düşüyor. İkincisi de tek bir teknolojide kilitlendiği için endüstrinin büyük bir kısmı monoperk teknolojisinde kilitlendi şu anda. Makine üreticileri maalesef gerçekten yeni makineler ortaya çıkartmak zorunda. Ve bunu da aynı teknolojide daha büyük hücreler üreten makineler satarak ekonomiyi canlandırmaya çalışıyorlar. Bu büyük hücrelerin verimlerine baktığınız zaman maalesef tüketicilerde olan algının tam karşıtı olarak gerçekte verimde çok büyük farklar olmadığını görüyoruz. Yani hücrenin ürettiği elektriği alanına böldüğünüz zaman verim gerçekten fazla yükselmedi bu büyük hücrelerle. 5x gibi bir verim kazancından bahsediyoruz. Bu da demin demek istediğim gibi, yani aynı teknolojinin içinde
Şu anda kilitlenmiş vaziyetteyiz. Ayrıca bu büyük hücreleri panellere geçirildiği zaman da ek sorunlar ortaya çıkıyor. Çünkü bugüne kadar uygulamalarda kullanılan paneller hep 1,7 metrekare ile 2 metrekare arasında panellerdi. Ve bunların mekanik dayanım testleri yapılmış panellerdi. Şimdi uygulamalarda çok büyük paneller görmekteyiz. 2,2 metrekare, 2,3 metrekare paneller görüyoruz. O boyutlara çıkınca gerçekten zaten 2 metrekare sınır gibi. Ondan sonra uygulamalarda bir takım sorunlar ortaya çıkıyor ve mekanik dayanım açısından da paneller zayıflıyor. Buna bir çare bulabilmek için de şimdi bu büyük hücreleri bölerek kullanma eğilimi ortaya çıktı. Yarım hücreli paneller, dörtte bir hücreli paneller, üçte bir hücreli paneller. Bundan sonraki 3-4 yılda hayatımızda sıkça karşı karşıya geleceğimiz kavramlar olacak. Ancak ne var ki, bunu da belirtmek gerek, bu ufaltılmış hücreli yani bölünmüş hücreli paneller yine bir teknoloji, yeni bir teknoloji değil. Bu olan teknoloji içinde, monopörk içinde bir gelişim olarak görebiliriz. Buradaki amaç panel genelinde bir 10 watt panel gücünü arttırmak. Bir yanlış anlaşılmayı da önlemek istiyorum burada. Çünkü yine tüketicilerdeki algı farklı. Düşünülüyor ki, sanılıyor ki bu bölünmüş hücreli paneller örneğin gölgelemede bir gölge sorunu olduğu zaman bir yarar sağlayacak. Halbuki piyasadaki bu panellerin çoğuna baktığınız zaman %99'u bu panellerin halen 3 diyotlu paneller. Yani şu anda 3 diyotlu panellerin egemen olduğu tek yüzlü, çerçeveli ama monopörkün poli silikonun poli kristalin yerine aldığı bir teknolojiden bahsedebiliriz. Ve bu genel eğilimde paneller büyüyor, hücreler bölünüyor. Fakat geldiğimiz noktada 2 yıl önce çok iyi bir monopörk paneli metrekarede 203 watt üretirken bugün 460 watt diye herkesin o ne kadar muazzam teknoloji ne kadar çabuk ilerliyor diye düşündüğü yarım hücreli bir panel metrekarede 205 watt zar zor üretiyor. Yani esasında anlatmaya çalıştığım teknoloji çok büyük bir şekilde gelişmedi ama trendler değişiyor. Yani buna ön ayak olanlar da makine üreticileri. Makine üreticileri tüm panel üreticilerine ve hücre üreticilerine yeni makineler satabiliyorlar. Ekonomi gelişiyor ama teknoloji olarak şu anda metrekarede 205 bizim piyasada gördüğümüz en yüksek monopörkte 205,5 watt üreten paneller mevcut. Şimdi burada hücre teknolojilerini gösteren yeni bir slide görmektesiniz.
Demin dediğim gibi şu anda piyasanın en fazla kullanımı PERK teknolojisinde, TOPCon diye de bu grafte görebileceğiniz. Ve daha önce kullanılan poli kristaller tamamen elenmiş durumda. BSF yani PERK olmayan monolar tamamen elenmiş durumda. Piyasanın çoğunluğu mono PERK'te. Fakat piyasada az da olsa görebileceğiniz iki tane daha çok önemli teknoloji var, üç tane ve bunlardan bahsetmek isterim. Bir tanesi HIT teknolojisi, heterojunction. Bu şu anda gelişme eğiliminde ve biraz sonra bahsedeceğim nedenlerden dolayı daha da gelişeceğini, şu anki 10 yıl içinde heterojunction'ın şu anki PERK'ün yerine alacağını rahatlıkla düşünebiliriz. Bu Panasonic'in teknolojisi esasında. Panasonic'in patent hakları dolduğu için artık herkes tarafından kullanılabilir bir teknoloji. Heterojunction'ın yanında burada gördüğünüz IBC olarak grafin en üstünde görebileceğiniz önde iletim hatlarının olmadığı tüm elektrik iletiminin hücrenin arkasından yapıldığı bir başka teknoloji daha mevcut. Fakat burada birazdan geleceğim noktaya gelirsek, IBC'nin ulaşabileceği verimlilik, heterojunction'ın ulaşabileceği verimlilikten az. Bunun nedeni de IBC'nin halen hücrenin ön yüzünü kullanıyor olması. Evet, ön yüzündeki gölge yapan şeritlerden kurtulmuş bir teknoloji IBC. Ama halen düşünün, bir polisilikon kristal hücrenin sadece ön yüzünü kullanıyoruz. Halbuki burada heterojunction olarak gördüğünüz teknoloji çift yüzlü bir teknoloji. Yani hücrenin hem önünü hem arkasını kullanıyor. Şimdi çoğumuz bu çift yüzlü hücrelere pek alışık değil. Hep düşünülüyor ki güneş panelleri zaten tek yüzlüdür, tek yüzlü olmaları gerek. Halbuki son 10 yılın en büyük teknolojik ilerlemesi heterojunction hücreler ve heterojunction'ın doğal olarak hücrelerin arka yüzlerini de kullanabilmesi. Çünkü heterojunction bir hücreyi üretirken işlemi hücrenin iki tarafına da yapıyorsunuz. O yüzden tamamen istenmeden ikinci taraf da hücrede kullanılabilir hale geldi. Ve uygulamalarda görüldü ki esasında arkadaki ışığı da kullanarak, çünkü neticede önde güneş var ama arkada büyük bir yansıma var. Ve de etraftaki dağınık ışık var. Ve bu dağınık ışığı da kullanarak %10, belli koşullarda %20, hatta %25-30 ön yüzün ürettiği elektriğe ek bir kaynak var. Bu
çift yüzlü teknolojiyi bu slide'da en altta görüyorsunuz. Bakın oradaki ikinci grafte tek yüz teknolojisiyle çift yüz teknolojisini karşılaştıran bir eğriler var. Turuncular çift yüzlü güneş. Ve burada 2020 yılında artık teknolojinin dünya üstünde, burada Türkiye'de herkes maalesef tek yüzlü diye düşünüyor. Sanırım biz GTC olarak bu konuda gerçekten büyük bir kan, ter ve gözyaşı döktük piyasada kabul edilebilmek için. Çünkü her çaldığımız kapı, ya sizin ürününüz gerçekten üretmez diyordu bize. Fakat dünyada 2020'ye geldiğimizde, biz 2013'te ilk GTC'yi kurduğumuzda çift yüzlü güneş dünyada %2 idi. Şu anda dünyada çift yüzlü güneş %20. 2030'da da çift yüzlü güneşin %80'e gelineceği ITRPV tarafından öngörülmekte. Çünkü arkada muazzam, yani demin size anlatmaya çalıştığım bütün o makine maliyetleri, gerçekten yani ben boşa harcanmış para diye düşünüyorum. Bütün o makine maliyetleri, her şey ve gelebildiğiniz şey standart panelde %2,5 daha fazla elektrik üretiyorsunuz. Bütün o maliyetlerden sonra. Halbuki çift yüzlü güneşte en kötü koşullarda bile en az %5 daha fazla elektrik üretiyorsunuz. Bugün dünyada üretilen elektriğin maliyeti hesabı yapıldığı zaman, bunu tekrar burada yeniden belirtmek isterim. Çünkü Türkiye'deki tüketiciler hep ilk alım maliyetlerine bakıyorlar. İlk yatırım maliyeti. En büyük firmalar bile Türkiye'de ilk yatırım maliyetine bakıyor. Halbuki oturup iyi bir analiz yapıldığı zaman, o santralin üreteceği elektriğin maliyeti yapıldığı zaman, çift yüzlü güneş teknolojisine bugün geçebilecek bundan daha ucuz bir teknoloji yok. Şimdi diğer şeyime geldim. Burada hücre teknolojilerinde PERC'ün iyileştirmelerinden bahsedeceğiz. PERC'ü bir kısım daha iyileştirmek mümkün. %22,5'tan PERC'ü belki %23,5'a çıkarmak mümkün. Bu nasıl olacak? Arkadaki katmanlarla oynanabilir. Lazer uygulamaları biraz daha öne çıkar. Bir de atomic layer deposition tekniği var. PECVD'lerle karşılaştırıldığında oradan bir kazanım elde etmek mümkün. Bir şeyi de söylemeliyim. PERC heterojunction'ın yanı sıra gerçekten bir eğilim oldu bu çift yüzlü teknolojisinde. Heterojunction'a yatırım yapmamış ama çift yüzlü güneşin önemini anlayan hücre firmaları gittiler PERC'ü çift yüzlü hale getirdiler. Bizim de şu anda board'daki ilk hattımız çift yüzlü bir mono PERC hattı. Orada %23,5'a %23,5 verime 2022'de çıkmayı
ümit ediyoruz. Fakat PERC'ün daha ilerlemesi bundan sonra çok fazla mümkün değil. Yani %24, 24,5'a çıkarsa şahsen seri imalatta benim için çok çok iyi bir haber olur. O nedenle güneş endüstrisinin demin dediğim gibi heterojunction'a kaydığını ya da PERC'e çeşitli katmanlar ilave edilerek çok katmanlı hücrelere geçildiğini hep birlikte göreceğiz. Bu çok katmanlı hücreler konusunda da bir iki şey söylemek istiyorum. Özür dilerim, zamanım var ümit ederim. Bir üç dakika daha alacağım. Buyurun Çiğdem Hanım. Çok katmanlı hücreler değişik dalga boylarında ışığı emen maddeler kullanarak olan hücrenin verimini arttırmaya yönelik işlemler. Bu şekilde hücre teknolojisinde verimin arttığını da göreceğiz. Şimdi burada bir slaydım panel teknolojisiyle ilgili. Çünkü demin size bahsettim, bir standart panel var herkesin bildiği. Bir de bizim GTC olarak başından beri, GTC bu arada şunu söyleyeyim, biz GTC olarak sanırım 1 megawatt bir standart panel ürettik. Yalnızca denemiş olmak için ürettik bugüne kadar, 7 yılda. Bizim üretimimiz %100 cam panel. Ve bahsettiğim gibi başta biz başlarken dünyanın %1'i içindeydik. Bu slaytta da görebilirsiniz turuncu kısım. 2018'de cam panel, biz ki 2013'te başladık. Ama 2018'de dahi cam panel dünyadaki üretimin %5'i. Fakat 2030'da %30'un üstüne çıkılacağı yine ITRPV tarafından öngörülüyor. Cam panel standart panele göre iki tane büyük avantajı var. Birincisi çok daha dayanıklı. Yani iklimi hücrenin içine geçirmiyor. Aynen binalardaki çift cam gibi. İkinci büyük avantajı da çift yüzlü hücreleri uzun ömrü boyunca hiçbir ışık kaybına yer vermeden çift yüzlü hücreleri rahatça cam paneller kullanabiliyor. Bir takım transparan evalar var. Bunu söylemeliyiz. Backsheet'ler var piyasada. Ama bu transparan backsheet'lerin yıllar içinde ışık geçirgenliklerinin aynı kaldığı maalesef kanıtlanmadı. Burada yıllar içinde ışık geçirgenliğinde önemli bir düşüş var. O yüzden cam panel üretme teknolojisi her ne kadar zor bir teknoloji olsa da ileride çok sık göreceğiniz, hatta almak için sıraya gireceğiniz bir üretim teknolojisi olacak diye düşünüyoruz. Bu en son slaydım. Burada ben biraz hücrelerden bahsetmek istiyorum. Mavi gördüğünüz eğriler şu anki monopörkün geldiği nokta ve buradaki rakamlar da daha çok laboratuvarlarda olan rakamlar. Yani
Konuşmamın başında demiştim, seri üretimde Monopurp'te şu anda %22,5 hücre verimindeyiz. Bunu lütfen karıştırmayın. Hücre verimi farklıdır, panel verimi farklıdır. Normalde hücre verimi 22,5'sa mesela biz çift yüzlü panelde 22,3 hücrelerle 20,5 verimdeyiz. Yani şu anda tek yüzlü paneller %20 verimlilikte. Fakat onların kullandığı hücreler %22,5'a kadar şu anda seri üretimde yapılıyor. Burada da gördüğünüz zaman Monopurp'te alınan en yüksek rakamlar %27,6 ile laboratuvarda alınan rakam. Fakat laboratuvardaki verilere tam çıkabilecek miyiz, çıkamayacak mıyız? Ben gerçekten %24,5 seri üretimde görürsem katmansız bir şekilde çok iyi bir haber olacağını düşünüyorum hepimiz açısından. Yukarıda mor olarak gördüğünüz eğrilerse diğer teknolojiler. Bu diğer teknolojilerin içinde de katmanlı hücreler, PERK olarak kaplanmış hücreler, HIT hücreler ve HIT'nin kaplanmış versiyonları. Bir de tamamen farklı olarak gallium arsenide hücreleri görebilirsiniz. Piyasadan, haberlerden duyuyorsunuzdur. Hatta geçen gün NREL bildirdi. Perovskite'da %27,6 aldık dedi. Pardon, ben demin bir hata yaptım. O %27,6 perovskite şeyde 23,9'da şu anda PERK. Perovskite'da %27 şu anda çok iyi ve üstün bir verim. Fakat perovskite tek başına seri üretimde kullanılabilir mi? Bir sürü orada seri üretimde dezavantaj var. Fakat ileriki yıllarda Monopurk'ün üzerine perovskite kaplamayı, Monopurk üzerine ceranyum kaplamayı, HIT üzerine perovskite kaplamayı, HIT üzerine ceranyum kaplamayı ya da farklı kaplamaları belki birkaç katman kaplama olarak hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz Çiğdem Hanım. Çok kapsamlı bu güzel sunum için. Güneş modüllerinde gelişen teknolojileri hem dünya tarafıyla hem Türkiye tarafıyla aslında görebildik. Çok teşekkür ediyoruz.